Evet, konuğumuz Pınar Dağ, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde öğretim görevlisi dedim. Pınar'ın London School of Journalism'den 2014'te mezun oluyor. Ve şu anda da Yeni Medya Bölümünde Kadir Has Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans öğrencilerine veri gazeteciliği dersleri veriyor. Ayrıca 2016 yılından beri de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerine de yine veri gazeteciliği dersleri vermeye devam ediyor. Veri gazeteciliği sitesi, Dağ Medya ve Veri Gazeteciliği Platformu'nun kurucu üyesi kendisi. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de 2015-2018 yılları arasında yürüttü. Şimdi ise 2018'de İstanbul merkezli kurulan Veri Okuryazarlığı Derneği'nin kurucu üyesi ve başkanı. Çalışma alanları veri okuryazarlığı, açık veri, veri görselleştirme ve veri gazeteciliği. Kendisine sözü devretmeden önce dediğim gibi birkaç pratik notum olacak katılımcılarımıza. Şu an ekranınızın altında bir chatbox görüyor olmalısınız, bir de Q&A kutusu görüyor olmalısınız. Bir de el işareti var. Teknik bir sorun yaşarsanız lütfen chatbox'ı kullanın. Biz Orçun ve ben bu alanı takip ediyor olacağız. Sorularınızı Q&A kutusuna yazmanızı rica edeceğiz. Sunum sonunda alacağız soruları ama sunum sırasında da eğer sorularınız olursa lütfen yazmayı ihmal etmeyin. İstediğiniz zaman burayı kullanabilirsiniz. Webinar'ı kaydediyoruz. Kaydımızı da umuyorum gün içerisinde YouTube kanalımıza yüklemiş olacağız ve sizlerle paylaşacağız. Sana hocam söz sizde. Merhaba, çok teşekkür ederim bu güzel giriş için de ayrıca yani katılımcılara da merhaba buradan. Öncelikle ben bir özürle başlamak istiyorum. Aslında Ocak ayında yapacaktık bu bölümden ama silik oldu, katılamadım. Hatta öncesinde 2018'in Eylül ve Ekim ayında Boğaziçi'nde katılacaktım. Yine bir aksilik oldu. Nihayet bugün zaman yaratabildik. Umarım iyi gidecek bu durum. Öncelikle tabii ki Creative Commons Türkiye'ye de teşekkür ederim. Bence bu yapılan çalışmalar ve bu oturumlar ve webinarlar Türkiye'de açık kültürü, açık veri ve bu alandaki bütün ilişkileri, bütün alanlara değerli bir katkı sunuyor. Vazgeçmiyor ve sürdürülebilir olmak adına da önemli. Bunun için çok teşekkür ederim böyle bir alan yarattıkları için de. Ben bugün neye değineceğim? Sunum uzun olsa da bunu paylaşacağımız için sonrasında size katkıda bulunacak diye ben birazcık uzun tutuyorum genellikle kaynakları ve detaylı olarak projeleri bir yer vererek ama hızlıca değinmem gerekirse sunumda dersiniz yer değinmiyorum. Evet, sunumumda üç aşamada açık veri ele alacağım. Birincisi açık veri ile eğitim ilişkisine değineceğim. Yani açık veri kültürü, o ekosistemin gelişebilmesi için yapabileceklerimizde yapılması gerekenler hem yerel hem küresel ölçekte neler yapıldı. Tabii bunun içerisinde yasal ve teknik ve doğrudan bizi ilgilendiren kısımlara değineceğim. Diğer kısmı ise açık verinin yönetimde ve hükümetlerde ilişkisini nasıl ilerliyor? Devletler temel verilerini paylaşırken ne tür bir sistem ve yöntem geliştirmeleri gerekir? Bunun ilişkisine değineceğim ve tabii ki sivil toplum örgütlerine düşen payı ve Türkiye'de bu alanda ne yapmaya çalışılıyor ve biz ne yapıyoruz? Buna biraz değineceğim. Bunlara değinirken de tabii ki açık verinin tanımına, açık verinin önemine, açık veri beyannamesinin bazı ülkeler tarafından nasıl ve ne şekilde kabul edildiğine ve bu ülkelerin sayılarına biraz değinip Türkiye'nin veri üreten ama ürettiği veriyi nasıl lisanslayıp nasıl dolaşıma sokacağını tam olarak başarıp başarmadığını sizin de dikkatinize sunarak açıklamaya çalışacağım. Ve tabii ki açık verinin en önemli okumlarımızı da lisanslar ama diğer önemli kısmı ise verinin yayınlanırken formatı ve yapısı. Yani açık lisanslar önemli olduğu kadar açık verilerde formatın önemi de burada karşımıza çıkıyor. Buna da değinip Veri Okuryazarlığı Derneği'nin bu noktada açık veri kültürü ekosistemi Türkiye'de katmak istediği değerlere hızlıca değineceğim. Ama şunu da bilmek gerekiyor tabii ki bu böyle çok hızlı ilerleyen hemen sisteme ve bu dönüşümü sağlayabilecek bir yapı değil aslında. Çünkü her coğrafyada farklılıklar gösteriyor. Yani veriden bir değer yaratma meselesi kültürle ilişkili esasen. Yani Türkiye verisini üreten ama ondan değer yaratmayı henüz çok fazla etkin şekilde yapamayan ülkeler arasında, yani veri okuryazarlığında da bunu söyleyebiliriz. Yani açık veriyi konuşmadan önce veriyle ilişkimizi konuşmak bile çok daha değerli olabiliyor.
Şöyle bir sunumla iki tane görselle paylaşmak istiyorum. Açık veri aslında bu ekranda gördüğünüz kuşlar gibi. Yani birlikte hareket edip, birlikte eğlenip, birlikte özgürleşmek anlamına geliyor bir açıdan. Çünkü açık kültürlük aslında birlikte iş yapmanı yaratmak ve birlikte çalışmayı temsil ediyor bir açıdan. Daha hızlı etkileşim, birilerinin birbiriyle konuşması ve bundan değer yaratma anlamını taşıyor. O yüzden ben hep verinin açılmasını ve onun bir şekilde dolaşma sokulmasını özgürce ama birbirini kontrol ederek, denetleyerek, yardımlaşarak uçan kuşlara benzetiyorum. Açıklık kültüründe de. O yüzden değerli benim için. Diğer örnek verebileceğim örnekler ise hızlıca. Burada muhtemelen karşınıza hep çıkıyordur açık bilim, açık eğitim, açık müzik, açık kültür, açık araştırmalar, açık harcamalar, açık mimarlık gibi. Aslında bunlar hepsi birbiriyle ilişkili şeyler. Yani 25 yıldır dijital içerik üretimi, o üreten içeriğin dönüşümü, onu kullanma, onu açma aslında bize bir şey söylüyor. Diyor ki veriyi açarsan ya da ürettiğin nitelikler içeriği açmaya başlarsan bu bir şekilde katma değer yaratıyor. Hem sizin yaptığınız işi daha görünürlüğü, daha şeffaf oluyor. Hem de bundan nasıl değer yaratabileceğinizi siz kitlelere ulaşarak daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Yani çağ bize verini ya da ürettiğiniz herhangi bir şeyi açmaya yönelik bir motivasyon sunuyor. Bu gördüğünüz örnekler de onlardan birisi aslında. Sadece verinin, açık verinin, verinin açılmasından öte ürettiğimiz her şeyin yavaş yavaş açık kültürüne dönüşüyor olması da bir tesadüf değil. Biraz tanımdan bahsedelim hızlıca. Yani nedir bu açık veri tanımı ve neye dayanarak bu tanım yapılıyor? Open Data Handbook var. Türkçesi de Türkçe'de kazandırmıştık aslında 2 yıl önce. İsteyen oradan yararlanabilir ama bir verinin üzerindeki fikri mülkiyet hakkının aslında o hakların bulunduğu, yani onun belirlendiği ve en uygun açık lisansın uygulandığı verilere diyoruz ama bu tanımın içerisinde şunu anlamamız gerekiyor. Yani açık veri herkesin rahatça kullanıp ondan değer yaratıp ve tekrar dağıtma sunabildiği veridir. Ama lisanslandığı sürece, yani bu böyle etrafta dolaşan dataların datalar aslında bize açık veri olduğunu söylemiyor. Bunların açık veri olduğunu söylemiyor. Lisanslara dikkat etmek gereken, lisans ancak lisanslıysa siz daha etkin şekilde ondan yarar sağlayabilirsiniz ve özgürce de kullanabilirsiniz. Ama net bir şekilde lisansların burada çok önemi var. Yani hangi veriyi kullanacağım, nasıl kullanacağım, ne tür bir atış ya da ne tür bir fikri mülkiyet söz konusu. Bunun o open definition'a göre de hatta burada bir link ekledim. Daha sonra incelemek isteyenler birazcık daha bakabilirler. Ama biz her yerde, her şekilde dolaşan verileri açık veri olarak görmemeliyiz. Bunu lisans üzerinden okumamız gerekir. Tabii bu bir dönüşüm ve bir bilinç gerektiriyor. Bunu ancak üzerine çalışarak daha rahat görebileceğiz. Neden önemli? Çok fazla maddesi var ama özellikle ben hani girişte çok zamanımız olmadığı için benim kendi hikayemi, açık veriyle hikayemi anlatma şansım olmadı ama çok hızlı şekilde özetlersem Londra'da yüksek lisans yaparken fikirlik dosyalarıyla karşılaşmıştım ve o dosyalarda nasıl çalışabileceğime dair fikrim çok güçlü değildi. O dönemde verinin yapısı, açmak, onu haberde kullanmak ve ondan proje üretmek benim için büyük bir soru işaretiydi ve o aşamada datayla, data journalism'e güvenli şeylerle haşır neşir olmaya başladım ama şu dikkatimi çekti. Eğer önünüzdeki veri, yani ondan değer yaratmak istiyorsanız ve farklı coğrafyalarda üretilen verileri de kişinizde ve projenizde kullanmak istiyorsanız bunun bir yasal, teknik çerçevesini de anlamanız gerekiyordu. Bu bağlamda benim özellikle açık veriyle ilişkim gazetecilik ayağıydı. Yani veri gazeteci, daily journalism'le bağlantısını kurmaktır. Çünkü siz eğer çoklu veri sitini kullanıp haberi daha etkin anlatırsanız bu kamuyu daha hızlı harekete geçiriyordu ve o orada çok hızlı bir şekilde tam farkındalık yaşamama neden oldu verinin açılması ve o kültür. Bu bağlamda da neden önemli? Çünkü şeffaflığı sağlıyor, denetimi sağlıyor. Bir demokratik kontrol aracına dönüşüyor. Katılım, baştaki o kültürleri gibi katılım, birlikte hareket etme ve tabii ki kendi kendini güçlendirme. Yani bu hem haber merkezi olarak da bunu düşünebilirsiniz, kurum içinde düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bir devlet ya da belediye olarak da düşünebilirsiniz. Kendi kendinizi güçlendirme mekanizması olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü denetlenmeyi istiyorsunuz, kontrol edilmeyi istiyorsunuz. Ve üstelik de yarattığınız, ürettiğiniz içeriğin, verinin tekrar dolaşması sokup ondan değer yaratılmasını teşvik ediyorsunuz.
Bu önemli ve tabii ki birlikte çalışma kültürünü destekliyor. Ama olayın biraz daha, birazcık daha ticari boyutuna ve birazcık daha kamu hizmetinin ilerletilmesi ya da yeni sosyal ve ekonomik bir boyuta taşımak gerekirse tabii ki verimliliği arttırdığı kadar inovasyon, yeni iş alanları, yenilik sağlama ve politika üretmede de çok etkin ve önemli bir etkisi var. Bu yüzden önemli ama buna çok fazla maddeler ekleyebiliriz. Open Data Handbook'ta da görebiliriz bunu ama yine ben belirttiğim gibi coğrafyalara göre de bu değişiklik arz ediyor. Bizim gibi ülkelerde veri üreten ama ondan çok az değer yaratan ya da yaratmayı bilmeyen coğrafyalarda bu iş birazcık daha zorlaşıyor. Tabii ki sistem, adalet ve bunlar hepsi birbirine zincir bir durumda. Ama açık veri neden önemli sorusuna en iyi yanıtı şeffaflık, denetim ve tabii ki birlikte çalışma kültürünü güçlendirme olarak görebiliriz. Politikaya da bunlardan birisi. Birkaç tane hani verinin teknik biraz önce maddelerden bahsettim ama hızlı bir şekilde örneğin veriniz varsa siz diyelim çok minik bir belediyesiniz, hatta şöyle hızlı bir örnek verelim, aşağılarda sunumda var ama Tunceli Belediyesi mesela biz gider ve gelir kalemlerini yayınladık dedi ve binasının ön cephesine astı. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum, sizce gerçekten bu veriler açık mı? Bunu gerçekten alıp dolaşıma sokabilir miyiz? Kullanabilir miyiz? Şimdi basit tutarak açılmış oldu veri. Yani hızlı bir şekilde. Ama dijital okuryazarlığını bilmiyoruz. Acaba bu veriler o belediyenin sitesinde açık mı? Biz onu alıp indirebiliyor muyuz? Formatı açık veri kültürüne uygun mu? Hani veriyi açmak derken biraz aslında bir metot geliştirmek gerekiyor. Yani kullanılabilirliği önemli, erişim. Ben şu anda mesela eğer sitesi de yoksa bu belediyenin orada binanın önüne asması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Benim oraya gitmem gerekiyor görmem için. Ama aslında açıklık kültüründe, açık veri kültüründe kullanabilirlik, erişim, tekrar kullanılabilir dağıtım, o dağıtımı sağlayabileceği environment içeren oluşturması gerekiyor. Ve aynı zamanda teknik olarak ve yasal olarak açıklıklar önemli. Bizim bir maddemiz var Türkiye'de. Bana soru çok sık geliyor ama bir türlü yanıtlamak da mümkün olmadı. 4736 no'lu bir kanunumuz var. Yani açık verinin açık veri üzerinde bir sorun olarak görülüyor ama ben bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Yani kamu malları ile ilgili bir madde. Onu açıklayacağım birazdan. Yani ilerleyen sunumlarda ama veri açabilmeniz için önce basit tutacaksınız. Bir seçim yapacaksınız. Hangi veri açmanız gerekiyor? Lisans uygulayacaksınız. Kullanılabilir yapmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum kullanabilir? Mesela hemen hızlı bir örnek verelim. Şuradan endeksi açmış olmalıyım bir saniye. Şuradan mesela açık veri endeksine bir bakalım. Bu endeks ilerleyen sunularda göreceksiniz ama örneğin her yıl düzenlenen bu endeks, daha da güçlü endeksler var tabii ama onun için bu endeksin mesela Tayvan'ı görüyoruz. Tayvan verisini hemen devlet harcamaları resmi istatistikini verilen görüyoruz. Şöyle tıkladığımızda bu ülkenin verilerini şurada hızlıca açıklarken verinin teknik ve yasal olarak açıklığını bize destekler nitelikte. Bakın bu breakdown'ında ben lisanslıyorum devlet harcamalarını, ihaleleri, hava kalitesini, bütün verilerini açmış durumda. Burada lisanslar açık diyor ve makineler tarafından okunabilir. Machine readable, human readable. Aynı zamanda bir defa da indirebiliyorsunuz. Güncel, herkese açık ve satmıyor. Yani aslında bizim üzerine biraz durmamız gereken şey bu açıklık meselesinde, yani verinin açılması, kullanılması meselesinde, nasıl açacağımız meselesinde aslında hani verinin kullanılabilir yapısı da önem arz ediyor. Endeksi daha da net inceleyebilirsiniz sonrasında ama burada hızlıca belirtmiş olalım. Teknik olarak açıklık ve yasal olarak açıklık da önemli. Yani teknik olarak açıklık, örneğin Tayvan'daki örnekte teknik olarak bir sorun görmüyoruz. Hatta yasal olarak da bir sorun görmüyoruz. Çünkü lisanslamış ve bunu nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Ama bazı ülkelerde Türkiye gibi örneğin, Türkiye verisini hani bu kalemlerde endekse baktığımızda açıyor. Ama bir lisansı yok. Doğal olarak bize göre açık veri ekosisteminde açık olarak atfedemiyoruz. Yasal olarak ne tür bir çerçevede değiniliyor? Buna dair henüz bir fikrimiz yok. Yani veri tabanlarının lisansını göremiyoruz. Bu önemli. Diğer şöyle hızlıca bir Open Data'nın yayınladığı bir minik bir alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bu çok eski bir kavram değil. Yani verinin, kamunun verisini açma ve erişim 2009'da
kaç ülkeyle başladı, Kanada, Yeni Zelanda. Raporu daha sonra inceleyebilirsiniz ama bence çok da önemli, hızlı bir yol alındı. Son 5 yılda yapılan uluslararası açık veri konferanslarında da görüyoruz. %25'lerdeydi 2017 ama şimdi 2018'in son uluslararası yapılan açık veri konferansı görüyoruz. %35'lere 40'lara kadar ilerlemiş durumda. Yani devletler artık verilerini, temel verilerini açmada daha istikrarlı ve daha önceliklemeye başladı. Bunu tabii ki böyle romantik nedenlere bağlamamalıyız. Bundan ekonomik değer yaratma, bunun ülkeyi, daha doğrusu kalkınmaya desteği, ekonomiye katkısı, bunu görmüş olmalılar ki verilen sözler tutuluyor. Bu bir madde var rapor, Uluslararası Açık Veri Konferansı 2017 konferansı. Bu benim çok sıkıntıyla paylaştığım şey ama tekrar paylaşmak da isterim. Bence çok raporun en çarpıcı noktalarından birisiydi bu. Rapora da ulaşabilirsiniz. Türkçesini de çevirdik. Ama bence International Open Data Conference'ın bütün raporlarını girip incelemek gerekiyor. Bu alanda çalışanlara da belirtmek isterim. Link kaynak da vardı. Yani özetle rapor diyor ki biz verinin nasıl kullanacağını öngöremeyebiliriz. Öngöremiyoruz da bazen ama yani bunun için kaybetmemize gerek yok. Paylaşmanın yöntemlerini belirlememiz gerekiyor. Ne kadarını açacağız, ne zaman açacağız, hangisi önemli, kamuyla iletişime geçip sorabiliriz. Yani bugün verilerini açan, temel verilerini açan devletlerin %50'sine yakını aslında kamuyla, kamudaki yani insanlarla artık halkla iletişim halinde. Kitlenin hangi veriyi önceliklememiz gerektiğine dair de fikir alışverişi yapıyor. Bu da önemli. Yani biz Türkiye özelinde de şunu söyleyebiliriz. Devletin ürettiği, hükümetlerin ürettiği verilerin hangisinin daha önemli olduğunu önce karar vermemiz gerekiyor. Ama bunun için de diğer sunumlarda da bahsedeceğim. Bu alanda uzmana ihtiyacımız var. Bu alanda bunun eğitimin bir parçası olması gerekiyor. Bu da bizim için önem arz ediyor. Şu hızlıca bu raporun özellikle açık verinin pazar payına değineceğim ama bu raporda değişiklikler oldu. Özellikle büyük kurumsal olanlara dikkatinizi çekeceğim. 2020'ye kadar, yani gelecek yıla kadar bu alanda %20 yani açık verinin pazar büyüklüğünün %37'ye çıkması, belki daha da artmış olabilir, öngörülüyor. Ama şu an itibariyle de yani 25 bin farklı iş türünü ürettiğini de görüyoruz. Ve bu da artmaya devam edecek. Bu o kadar önemli bir veri ki aslında. Çünkü bunun farkında olan devletler yol alıyor ve gelişiyor. Yani daha da akıllı hale geliyor. Kendini de denetliyor. Denetlenebilir hale de geliyor. Güçlü bir durum tabii ki. Diğer önemli nokta da bu raporda, tabii 2017 raporu ama hepsini okuyabilirsiniz. Aşağıda çevirisi de var. Örneğin Avrupa'da yollarda meydana gelen kazaların %5.5 oranında azaltıldığından bahsediyor bu rapor. Ve her yıl 7 bin insanın hayatını kurtardıklarını, yani denetleyebildikleri için, öngörebildikleri için bir ilerleme kaydettiklerinden bahsediyorlar. Bunun gibi çok fazla örnek var. Size örnekleri olmak istemiyorum ama yani yol yapımı, yollarda meydana gelen kazalar, sel, meteoroloji verileri, yani bunu öngörmek, bunu incelemek ciddi ciddi hayat kurtarıyor. O yüzden hep açık veri şunu kullanırım. Veri candır ama açık veri daha da candır. Çünkü gerçekten hayat kurtaran, hayat kalitesini güçlendiren bir tarafı var. Bugünlerde tabii ki bazı ülkeler bunu hani artık açık veri öldü mü diye konuşanlar var ama bence bizim için özellikle Türkiye özelinde henüz onu söyleyebilecek bir kıvama gelmedik diyebilirim. Açık veri türleri neler? Yani türden kasıt aslında hangi kalemler veriyi daha çok üretir? Buna dair aslında bu grafiği görüyoruz. Yani hemen hemen bütün alanlar bize coğrafi veriler, kültür verisi, bilim, ulaşım, sağlık, hava durumu, çevre, bunlar hepsi açık verinin türleri arasına girebiliyor. Bugün Kenya'dan tutun Tanzanya'ya, Japonya'ya, Amerika'ya, İsrail, Almanya, Fransa, İngiltere, Britanya. Buralarda hep devletlerin bu kalemlerde verilerini yeni standartlarda açtığını görüyoruz. Örnekler de var, paylaşacağım. Yukarıda şurada gördüğünüz örnek, ekranı kaplamayayım. Açık veri barometresi, bu da Türkiye'ye kazandırdı. Dileyen yazarsa direkt açık veri barometresi diye görecektir. %25 bu alanda bir gelişme olduğundan bahsediliyordu. Ama 2018 açık veri barometresini hala çevirisi sürüyor ama orada gözlemlediğiniz şu, artık devletler sözünü tutuyor. Özellikle söz veren hükümetlerin ilerleme kaybettiğini gözlemliyoruz.
tarafında eğiliyorlar. Şurada bir grafiğimiz var. Eğer şunu ben şöyle aşağıya alayım. Şurası. Bu gördüğünüz şey aslında bize açık verinin ne olduğunu birazcık daha iyi anlatıyor. Kamu açık veriler gördüğünüz gibi burada büyük halka halinde özel verileri görüyoruz ve devlet verisini görüyoruz. Açık veri dediğimiz şey işte tam da burası. Yani verinin lisans, o lisansın artması. Hani biz daha çok küçük bir noktadayız. Birazcık artmış olabilir. Ama hala bu noktada yani verinin lisans alması, burada açık veri kültürü, verinin yaygınlaşması, dağıtılması, tekrar planında önemli lisanslarla yürüyor çünkü bu alan. Bunu aklımızda tutmakta fayda var. Yine açık verinin özet faydaları, hepsini okumayacağım ama biraz önce değindiğim gibi en önemlisi de kamu hizmetinde ilerleme, şeffaflığı arttırmada büyük bir katkı sağlıyor. Yeni sosyal ve ekonomik değer üretiyor. Yani ticari değer de yaratıyor. Memnuniyet yani bütün ülkelerde olmasa da en azından bu denetim mekanizmalarının bir parçası olmak gerçekten halk tarafından da kabul görüyor. Çok ülkede görüyoruz. Almanya'da bunu görebiliyoruz. Britanya'da da görüyoruz. Yani Britanya'daki açık veri açık kültürünü geliştiren şey sadece hükümetin kendisi değil. Bu alanda sahada çalışan ve gazetecileri, sivil toplum örgütleri çalışanlarının muazzam destekleri ve çabalarıyla da bu alan yaygınlaşmaya başlıyor. Birkaç örnek verelim. Yani şurada da hani değiniyor ama ben yine de aktarayım. Yani açık verilerin maliyette tasarruf, yeni girişimlere nasıl alternatif iş olanağı sunduğuna yönelik dünya çapında pek çok örnek var. Bu da hizmet sunumunda olumlu bir etki yaratıyor. Yani dünyada da böyle. Örneğin işte bir kurum kağıt raporlamayı kaldırıp web tabanlı açık veri yayın sistemine geçerek hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiğin örneğini veriyor. Buradan detaylı olarak daha sonra incelemek mümkün. Diğer bir örnek hayat kurtaran, doğrudan gerçekten hayat kurtaran bir örnek. Nepal'in okul ve sağlık kurumları yönelik açık verinin ortak şekilde çalışarak felaket bölgenin haritalanmasını sağladıkları bir Open School of Data'nın projesi. Bunun gibi birçok örnek var ama gerçekten artık simülasyonlar da görüyoruz. Örneğin işte İrlanda'daki bir ilkokulda öğretmenler öğrencilerin örneğin işte volkan patlaması burada olsaydı ne yapardınız? İşte evlerin yıkımı anları, su baskınları falan bunları doğrudan yaşanabilir hale geldiğini gösteren bazı simülasyonlar ve bazı örnekler de ve bunları tabii ki verinin desteğiyle gerçekten gözlenebilir hale getiriyorlar. Bunu da görebiliyoruz. Yani mesela bu benim çok ilgimi çekti bu örnek. Britanya hükümeti mükerrer aynı kaleme harcama yaptığını tespit etmiş kurum içinde. Ve büyük bir maliyetin önünü geçmelerini sağlamış. Yani verileri açarak, denetleyerek, kalemleri görerek ve gözlemleyerek etki yaratmış. Tabii faydalı hani hayvanlar için, insanlar için, doğa için de açık verinin kullanımı ve yaygınlaştırılması tartışmasız değer yaratıyor. Kompetitif bir ortam da yaratıyor aslında bir. Sadece hani belediyelerin değil ama farklı belediyelerin ya da işte yönetim anlayışlarına da etkisi var. Burada örnekleri görebilirsiniz. Birkaç tane ekledim. Her birini yani tıklayıp ilerleyebilirsiniz. Şunu paylaşacağım. Örneğin bu bir uygulama. İşte hayvanlarınızı gezdirirken nerelerde daha rahat bir şekilde gezersiniz. İşte hangi parklar açık, kaça kadar açık, tasmasız olarak nereden nerelerde gezdirebilirsiniz gibi böyle bir uygulama mı? Bunu sağlayan şey de tabii ki verinin varlığı ve onları kullanabilmeniz. Ondan uygulama geçtiğimiz açık veri projelerinden birisidir bu da. Çok fazla örnek var. Zamanımız ne durumda bilmiyorum ama ben hızlı şekilde yine devam edeceğim. Evet, yarım saatimiz var. Açık veri yani sorular da var mı? Henüz inceleyemedim ama birazdan bakacağım. Eğitim ayağı hızlıca açık veri eğitim yani sivil toplum örgütleriyle devlet kurumlarına düşen roller ve üniversitelerde neler olur buna değinmeye çalışacağım. Tabii dünyada çok örnek var ama Türkiye'de neler yapılıyor ya da ne yapıyoruz? Şunu itiraf etmem gerekiyor. Yani 2012 yılından beri ben açık veri, yani veri gazeteci alanında çalışmalar yapıyorum. İlk ayında belirtiyorsun ilk girişte ama hakikaten hani açık veriye değinmeden geçtiğim bir ders, bir program olmuyor. Çünkü doğrudan birbiriyle ilişkili olduğunu görebiliyoruz. 2012 yılından beri sayısız 20'nin üstünde sadece açık veriyi kapsayan eğitimler ve programlar düzenlemeye başladım. Arkadaşlarımla da birlikte bunu yürüttüm. Birçok yerde yani çağrıldığımda mutlaka gidip destek oldum gönüllü olarak.
veri açmanın açarken bunun değer yarattı. Ayrıca dünyada yapılan örnekler ve bu örneklerin temsilcileri, kurumları hep bu konferanslara ya da bu etkinliklere davet edip onların tecrübelerini Türkiye'deki oluşumlarla paylaştı ve paylaşmaya devam ediyorum. Ama Türkiye'de yaptığımız en net şey böyle bir alan var, bununla ilgilenmiyor olmak oluyor. Çünkü biliyorsunuz sadece oturup konferanslarda ya da minik atölyelerle ilerleyemezsiniz. Çünkü çok çok fazla ayakları var ilerletmeniz için. Sizin gibi bu alanla ilgilenen hem akademik anlamda hem sivil toplum örgütleriyle hem gazetecilerin ya da işte meslek örgütlerinin sahiplenmesi gerekiyor. Bunun yarattığı değeri fark etmeleri gerekiyor. Eğitimde de buna ihtiyacımız var. Örneğin sadece gazetecilikte ve gazeteciliğinde ben yaklaşık 2 hafta boyunca ve gazeteciliğinde açık veri çalışıyorum. Açık veri anlatıyorum. Bu datayı indirmenin, erişmenin, onu kullanmanın, onun yapısının önemini öğrenci anlatıyorum. Ama şunu belirtmek isterim. Bugün uluslararası ilişkilerde de kamu maliyesi okuyan, işte yönetim ve bununla ilgili alanları okuyanların da o oradaki ders müfredatlarına da dersi girmesi gerektiğini düşünüyorum. Birkaç dünyadan birkaç örnek paylaşmam gerekirse, örneğin ODE, bu Britanya merkezli Open Data Institute, Açık Veri Enstitüsü'nün bir e-learning elektronik eğitimi var. Çok yararlı, çok pratik. Bu mesela gerçekten bu alanla ilgilenenler katılabilir. 2016 yılında benim bizzat geliştirdiğim bir açık veri modülü var. Birazcık daha geliştireceğim bunu. Yasal çerçeve kapsamında. Burada şeyi de görüyorsunuz, bir YouTube kanalımız var. Oradan bütün içeriklere ve modüllere ulaşabilirsiniz. Bunu anlatırken de hani bu modülü anlatırken de içinde açıkların tanımı, devletle ilişkisi, endeksin önemi, açık veri pratiği nasıl yapıldı, bu eğitim nasıl verilebileceği ve nereden başlanacağı, sivil toplum için nasıl, üniversite için nasıl verilmesi gerektiğine dair modüller yer alıyor. Örneğin Open Data Camp, bu da iyi örneklerden birisidir. Yani her yerinde düzenleniyor. İngiltere'de, Romanya'da da, Tiflis'te birçok yerde, hatta Mısır'da da tanık oldum. Tanzanya'da, Kenya'da, Brezilya'da, bunlar bizzat katıldıklarım da oldu. Yani her yerinde bu alanla ilgilenen kurumlar, kuruluşlar, aktivistler, açık veri uzmanları var. Bizim de buna ihtiyacımız var birazcık, öyle belirteyim. Bu örnek çok güçlüdür. Yani hani eğer bir belediyede çalışıyorsanız ya da kurumunuzda böyle bir dijital dönüşüm teklifi sunacaksınız. Yani Hollanda bu konuda çok iyi bir örnektir ve aynı zamanda Open Data Governance diye bir hani from policy to use, yani politika geliştirmeden kullanıma kadar olan aşamaları bize devletin, yani açık devlet verisi oluşturmanın aşamalarını gösteren önemli eğitimlerden birisidir. Doğrudan bunu örneğin Türkiye'deki dijital dönüşüm gov adresi bizim için, yani bence bunu modelleyebilir. Bu bize hem işte açık bağlı veriyi anlatıyor, politika nasıl geliştirilir, devletin verisinin metadatası nasıl oluşturulur, araştırma verileri nasıl açılır ve bu bütün open government data prosesine dair de fikir veren değerli bir eğitim ayağı. Ben neler öğretiyorum? Yani bir gazetecilik kapsamında şöyle belirtelim. Açık veri, yani veri gazetecini anlatırken belki işte Amerika'da olsanız doğrudan bunun üzerinden gidebilirsiniz. Ama Türkiye'de bizim birazcık hani veriyi de anlatmamız gerektiğinden ben ders programına açık veriyi her dönem ekliyorum ve bununla birlikte bilgi edinme hakkını da, yani bilgi edinme talebinin önemini de ilişkilendiriyorum. Çünkü bugün örneğin Britanya'da farklı ülkelerde de bu right to bilgi erişim, özür dilerim. Bilgi erişim, veri edinme, FOIA, Freedom of Information. Bunu açık veriyle ilişkilendirip aslında hani hiç başvuruya gerek kalmadan veriler açıldığında da soruları yanıt bulabiliriz. Yani birazcık da zamandan kazanma gibi metotlar geliştiriyor. Ben ders kapsamında büyük veri anlattığımda da, veri görselleştirme anlattığımda da, hatta dijital içerik üretimi anlattığımda bile mutlaka verinin açılmasını ve açılan verinin ne tür değer yaratabildiğini her perspektiften ilişkilendirerek öğrenciyle paylaşıyorum ve en önemli ayaklanabilmesi ise üst veri anlamına, yani metadata'nın önemini, doğrulamada önemine değinerek ilerliyorum. Bence hani Türkiye'de de bu alanda birazcık daha sıçrama yaratabilmemiz için kamuya insan yetiştirmemiz gerekiyor. Bu ekosistemi anlayan insanların yavaş yavaş bu hünerlere sahip olmalarını önüne açmamız gerekiyor. Birkaç şöyle hızlıca, mesela ben e-dönüşümü bilmiyorum, sizler de mutlaka takip ediyorsunuzdur, Türkiye'de açık devlet verisi ve açık yönetim ortaklığı.
Yani işte açık veri tanımı hemen hemen aynı ama devletin ürettiği, yani devlet kontrolündeki birinin ürettiği, herkes tarafından kullanılabilir. Bir tekrar kullanılabilir, veriyi biz açık devlet verisi diyoruz. Ve hani nasıl açıyor, işte neden açılıyor, devlet verisi neden açılmalı? Şeffaflık için dediğimiz gibi, yani yeni bir sosyal ekonomik değer üretmek ve kamu hizmetlerini ilerleme kaydetmek için önemli. Ama Türkiye ayağından bakarsak açık yönetim ortaklığını Türkiye maalesef hem iç sorunlarından dolayı hem de bu kadrolarda çok değişimler olduğu için 2011'de sözleşme imzalamış olsa bile maalesef ilerletemedi. Bugün şu anda geldiğim noktada ise ben CİMER diyelim, CİMER'e başvuru yaptım ve hala ilgilendiğimizi ve sürecin devam ettiğini belirtir ama Türkiye'nin şu anda açık yönetim ortaklığı, işte lisanslar, şeffaflık, denetim de kapsıyor, burada parametreler var. Reaktif durumdayız. Buna geri dönmemiz gerekiyor. Hızlıca birkaç örnek ile devam edeceğim. Mesela Trump yönetimi gelir gelmez ilk yaptığı şey, yani dünyada bu alanı yaygınlaştıran kurumlardan birisiydi Open White House Call. Hemen bu bölüm kapandı. İşte birileri hemen kayıt altına almış. Ama ne oldu? Hemen hızlı bir örnek verelim. 2018 aralığında Amerika, yani ABD Kongresi açık devlet verisi yasa tasarısını onayladı. Yani daha yeni birkaç hafta önce de Trump bu yasayı imzaladı. Yani şu anda artık Amerika'da ilk Trump geldiğinde hemen kaldırılan o bölüm şu an gördüğünüz kadarıyla yine açık uzmanları tarafından ve bu alanın önemini farkında olan kişiler tarafından tekrar gündeme getirildi ve Trump da bu yasayı imzaladı. Tabii eleştirebileceğimiz taraflar var ama bence onlar önemli. Açık hükümet verisinin yasasının hem çıkması hem de onaylanması. İran örneğini hep veriyorum. Bakın İran'da, İran verisi de işte yapısı, kaynakları hepsini görüyoruz. İran'ın temel verilerinin açılması için geliştirilen bir sivil toplum örgütünü geliştirdiği İranlı yazılımcılar da var içinde bir site. Burada örnekler var. Hepsine girmeyeceğim ama sizden ricam ilginizi çekerse, yani Open Data Go Kenya ya da Open Data Belgium diye girerseniz ülkelerin kendi verilerini nasıl açtığını görebilirsiniz. Hatta şöyle birden bir Kenya örneğini açık göstermem belki çok yararlı olur. Mesela burada biz diyelim işte tarımla ilgili de eğitimle ilgili Kenya'nın temel verilerinde ne yaptığını görebiliyoruz. İçine girip şöyle aşağı internet kursum. Evet açıldı. Bakın şöyle hem ne kadar veri olduğunu görüyoruz. Verileri görüyoruz. Bunların boyutlarını, türünü, mesela dosya tipini görüyoruz. CSV, güncel, veri tabanına ulaşabiliyoruz. Bakın bize hem coğrafi olarak bilgi veriyor, hem burada tek tek biz işte bölgeleri, burada bir ön lisanslarını, mekansal veri setlerini görüyoruz. Sayfa biraz şöyle sıfırlayalım, daha iyi göreceksiniz. Bu devletin, Kenya'nın kendi ülkedeki yani yönetim açtığı sitede bakın burada bütün bölgelere ait verileri ulaşabiliyorsunuz. Şimdi hani Kenya bile demeyelim. Örneğin öyle diyorsa orada ciddi derecede hani Batı ve Amerika'dan giden uzmanlar var. Hani bunu da açıklar biliyorsunuz. Kanada mesela iyi bir örnek. İşte yani devlet verilerini açıyorlar. Dünyada açık devlet yapısına bakın. Mesela 2009'da ağırlıklı 2009'dan itibaren başlamış. Amerika başı çeken ülkelerden, İngiltere, Yeni Zelanda, Norveç. Biz bu ülkelerin temel ürettiği verileri artık lisansları da belli bir şekilde ulaşabiliyoruz. Türkiye'de durumda diyeceksiniz. Şimdi bakın açık veri Türkiye'de bir site var. Çalışma yürütüyorlar. Herhangi bir iletişim falan kurma şansım olmadı ama bence hani önemli tabii ki ama en önemlisi bu şu. Bunu daha böyle birkaç ay önce dikkatimi çekti. Türkiye diyor ki ben verimi açacağım. Böyle bir eylem planı geliştirdi. Veri paylaşım portalı oluşturacak. Ama şöyle de bir öz eleştiri yapıyor. Bizim DataGo diye bir portalımız mevcut değil. Resmi istatistik programımız var. Buna göre biz veriyi yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Ben bu programı takip ediyorum. Yani hakikaten çünkü 2019 eylem planı üzerinde belirtilmiş. 2019 içerisindeyiz. Bakalım neler olacak. Ama Türkiye verisini açmak, dönüştürmek ve bunun üzerinden bir değer yaratma çabası içinde gözüküyor. Burada işte E4 2.1 açık veri paylaşım portalının oluşturulması eğilimi doğrusu açık veri paylaşım ilkeli belirlenecek deniyor. Yani tıklarsanız açık veri portalı diye karşınıza gelecektir zaten. Bence değerli. Diğer bir önemli platform bu takip edilebilir Türkiye'de.
dijital dönüşüm. Borsa zaten hem eğitimler düzenliyor hem de GovTR yani devlete bağlı bir platform. Hatta Cumhurbaşkanı birkaç ay önce verileri dönüştürmek, kullanmak, etkin yararlanmak önemli diye bir tweet atmıştı. Ama onun yanında bir açıklığı eklenirse çok daha iyi olacak. Bu eylem planı hayata geçerse. Biraz sivil toplum kısmına bakıp toplamaya çalışacağım. Yani özetle sivil toplumda da eğitimde de devletlerin veri yöneti, kendi verisini yönetmede de hakikaten bizim dirsek temasına ihtiyacımız var. Yani karşılıklı anlaşmaya ihtiyacımız var. Örneğin Almanya bu konuda şöyle bir çalışma yürütüyor. Yıllardır hani, yani 3 yıl oldu daha yeni Alman hükümetiyle işte sivil toplum ve açık veri çalışanlar birine gelmeye başladı. Yani verilerin arzı talep arasındaki uyumsuzluğu gidermek için daha yakın bir diyalog geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Ben bunun Türkiye için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani açık veri gününü beklemeden açık veri konuşmak, verinin nasıl etki yaratabileceğini uygulayarak anlatmak, bununla ilgili olan bürokratları ya da ilgili olabileceğimiz bürokratları toplamak ve nabzını tutmak bunlar önemli. Burada mesela bir discussion platformu var OKF'nin. Bu değerli. Yani örneğin hangi ülkedenseniz, işte Meksika olabilir, Yemen olabilir, işte Japonya, oradan bir temsilciyi bu platforma davet ediyorlar ve hani ne tür sorunlar yaşıyorlar ve nasıl yardımcı olabiliriz diye karşılıklı iletişim kuruyorlar. Burada 2017 bir raporu var. Yani verileri açmanın önemi ve etkisinden bahsediyor. Türkiye için de bir endeks oluşturması değerli olabilir. Bir önemli noktamız ise açık veri günleri düzenlemek. Türkiye için dünyada da özellikle Mart ayının ilk haftası 3-4-5'e bazen sarkıyor. Yaklaşık 6-7 yıldır yapılıyor. Daha da uzun olabilir küçük ölçekli ama mesela Türkiye'de biz 4 yıldır çevrim içi, bazen ofis ortamında, bazen üniversitede verinin açılması ve bundan değer yaratmanın hem araştırma için hem akademik dünyada hem de toplumda hem de medyada önemli bulduğu yalan örnekli ve uygulamalı eğitimler düzenliyoruz. Örneğin işte açık veri günlerinden birisi bunlar farklı alanlarda gençlerle birlikte ürettiğimiz. Burada mesela işçi ölümleriyle ilgili bir çalışma yürütmüştük. Burada donan sosyal ağlardan verinin tarımda etkisi, ekonomide etkisini konuşmuştuk. Ve lisansları konuşmuştuk tabii ki. Lisanslara çok detaylı girmeyeceğim ama hani burada özellikle açık veri lisanslarına bir bakarsanız bu lisansları seçerek ilerliyorsunuz. Hani verinin üzerindeki fikri mülkiyet hakkı, verimi kullan, yaygınlaştır, tekrar kullan ya da satma, bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bu lisanslar bu bağlamda önemli. Bakın işte atıl türetilemez, atıl gayri ticari aynı lisansla paylaş gibi. Bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Bu biraz işte devletin politikalarına bağlı olarak ya da sizin ürettiğiniz içeriğinize bağlı olarak da değişim gösterebilir. Ama size yardımcı olan rehberler var. Kritik konuda bu konuda Türkiye'de yardımcı olabilir. Ama ilgilenirseniz bu lisansları önce okuyup anlamak gerekiyor. Mesela Kanada ayrı uygulama yapıyor. Finlandiya ayrı bir lisans seçiyor. Bunu tamamen işte sizin geliştireceğiniz politikalara bağlı olarak ilerletiyorsunuz. Ama şunu aklınızda tutmamız gerekiyor. Yani verilerin açıklığı ancak onun üzerinde belirlediğiniz lisans olabiliyor. Yoksa tekrar kullanımı söz konusu değil. Yani bu kapsamda ve bu açık kültürlük ve açık lisans, açık veri lisansları üzerinden düşünürsek böyle bakmak gerekiyor. Endeksi biraz önce inceledik ama hızlıca geçmek gerekirse bu endeksler çok değerli aslında. Bize birazcık verinin açılmasına dair fikir de vermeye başladı. Bu sebeple hani çok çok bu alanı daha iyi anlamak ve bu belirlenen parametrelerin ne anlama geldiğini çözmek isteyenler için ben bir World Wide Web'in hazırladığı barometreyi, bir de OpenAudit'in hazırladığı endeksi. Birkaç tane daha endeks var ama bunlar en çok favorim diyebilirim ve en etkili güncel olanlar. Yani endeksi oluştururken 9-10 soru soruluyor. Bunlar da işte veri mevcut mu, machine read, makineler tarafından okunuyor mu, toplantı indiriliyor mu, ücretsiz mi? Ve güncel mi? Güncelse hani neleri kapsıyor gibi lisans uygulanmış mı? Uygulanmamışsa yani ne durumda? Hangi soruları yanıt alabiliyorsunuz? Bunları belirleyerek endeks oluşturuluyor. Burada beyanname var. Sunumun en başında da bahsetmiştim aslında. Hani açık veri beyannamesi ne anlama geliyor? Bütün anlattığım şeylerin bir araya geldiği yasal bir süreç. Özellikle Almanya, Fransa, İsrail bu konuda iyi, yani bu beyannameyi dikkate alıyor ama en çok Almanya'da bunu görüyoruz.
Burada World Wide Web'in 2018 açık veri barometresi, 2017 özür dilerim, barometresinde açık veri beyannamesi ilkeleri var. Yani işte verilerin açık mı, güncel mi, bir şekilde yeni mi, yani tekrar kullanılabilir mi, özür dilerim. Ve tabii ki işte varsayılan olarak ne açılmış, ne kadar açılmış, bunlara bir ayna görevi görüyor buradaki açık veri beyannamesi ilkeleri. Ve son durumu gösteriyor barometre. Yani hangi ülkeler ne kadar açmış, kaç ülkeyi kapsıyor. Örneğin şimdi bu barometrede 4. sayısında 115 hükümetin açık veri beyannamesi ilkelerine karşı neler yaptıklarını görüyorsunuz. Ve kaçını ne kadar açtığını, hangi anahtar kelimenin üzerinden yüzeliklerini görüyorsunuz. Bizim de Türkiye'de bu tarz bu açık veri beyannamesini biraz takip etmemiz gerekiyor. Ama dünyada da tabii ki bu alanı yaygınlaşmak, geliştirmek o kadar hızlı olmuyor bazı ülkelerde özellikle. Örneğin Almanya bir ilk açık veri yasasını 2017 yürürlüğe soktu. Hatta bu yasanın geçmesinde önce olan kişilerden birisini ben Hacettepe'deki etkinliğe de çevrimiçi olarak konuk etmiştim. Çok kolay gelişmediğinden bahsetmişti. Yani hep kendi kendimize oturup yasalar belirlemiştik ama ne zamanki hükümetle dirsek teması kurduk o zaman işler kolaylaştı demişti. Yani bir 5 yıl bir süre 5 yıl sürdüğünden bahsetmişti. Kolay olmuyor hakikaten. Çünkü bürokrat veri açsam ne olacak sorusunu sorduğunda yanıt vermek gerekiyor. Birkaç hızlı örnek vereceğim. Bunları okumayacağım ama Almanya daha yeni istatistik kurumu, yani Almanya istatistik kurumu arayüz hizmetini ücretsiz yaptı. Yani artık siz oradaki işte verileri açık lisanslı destekliyor. Aynı zamanda açık veri yasasını hani onayladığı için de verinin kullanımına, yani API hizmetini de ücretsiz sağlayacağını duyurdu. Bu önemli. Diğer önemli bir madde de Avrupa Birliği kamu ve şirketlerinin açık bir statüsüne de paylaşmaya karar verdi. Yani hani yeni bir şey değil. Zaten çok şirket açıyor ama bence bu yine de sevindirici bir gelişme. Çünkü şirket verileri artık hani açık veri statüsü kazanmış oldu. Tam resmi olarak da bunu duyurmuş oldum. Birkaç özel madde daha ekledim buraya ama kriz açık veri endeksinin açık verilerin gelişme nasıl yardımcı olduğu, Almanya'da şirket verileri kamuya açık hale geldiğinde ne oluyor ve ne tarz araçlara destek sağladığı detaylı olarak buraya aktardım. Yine tekrar sonrasında yararlanmanız için. Yani veriyi bulmak zor, veriler kullanıcı dostu değil ve tabii ki nadiren açık lisanslı. Bunun için nasıl bir yöntem geliştirmek gerekiyor? O açık hükümet verilerindeki raporda da net bir şekilde görüyoruz. Yavaş yavaş dönüşüyor. Çünkü verilerle konuşması, değer yaratması, sizin burada oturduğunuz yerden yani diğer bir ucundaki verinin metoduyla birlikte açık kültürünü destekleyen verilerini her formatta yayınlayan bir projenin tasına kullanabilmeniz hakikaten günümüz çalışmalarına çok büyük bir değer yaratıyor. Format önemli demiştim. Hızlıca yani hani verinin PDF yapısı şimdi artık kod yazarak bunları başa çıkabiliyoruz ama hani gelişmekte olan ülkelerde biraz hani herkes kod bilgisine sahip değil ama verinin formatı, veriyi kullanmada ya da yapılandırmada önemli. Kapalı format dosya tipinden açık dosya tipini önemsiyoruz. Bunun üzerine çalışmak gerekiyor. Ben çok böyle CSV, CSV, KML, JSON dosyalarını öğrendim. Çok anlatıyorum. Yani neden PDF değil de CSV, Excel, neden işte XLS, okey ama neden işte PNG ya da işte TIFF dosyaları değil de bizim daha açık, yani bilginin dolaşımını sağlayan dosya tiplerini seçmeniz gerekiyor, veri formatını seçmeniz gerekiyor. Bunun üzerine açık duruyor, çok uzun duruyorum. Örneğin işte PDF grubunda bir açıklama yapmıştık. Biz aslında iyiyiz, hoşuz, verinizi de açıyoruz. Hani içinden rahat rahat veri alabilirsiniz. Biraz işte marketing çalışma ama PDF kurum olarak oturup böyle bir açıklama yapmıştı okulda da institütte. O standartları yakalayacağız demişti. Bizim Gold'dan bir arkadaşımız da bu raporu, yeni raporu çevirdi. Yani açık verinin getirdiği zorluklar ve fırsatlar neler diye. Yani son bir rapor. Takip edilmesini önereceğim. Ne tür iş imkanları sağladığını da görebiliyorsunuz. Yani veriyi denetleyen, verinin yolculuğunu inceleyen, metadata'yı okuyan, analiz eden, açık veri uzmanları ve uzman yetiştirme, yasa, oradaki mevzuatları kovalayan bir sürü farklı tanımlar var. Birkaç örnek, hani örnek demeyelim ama o kadar çok örnek var ki hani sadece hani en spesifik biraz habercilik ayağından bakarsak hani işte vergileriniz nereye gidiyor? Hava kalitesi nasıl? En iyi iş olanakları bulunduğunuz noktada nereler? Kişi başına en çok meyve ağacın düştüğü yer neresi? Böyle bir sürü soruyu alt alta dizin. Bunları bu yeni teknolojiler ve açık verinin kullanımıyla belki yanıt bulabileceğiniz, hızlı şekilde yanıt bulabileceğiniz bir dünyaya evriliyor. Yani çok
Önceden belki daha yavaş ilerliyor, şimdi daha da hızlı bir şekilde ilerliyor, bunu görebiliriz. Ama şunu belirtmekte gerek görüyorum. Örneğin bir örnek var karşımızda, açık, benim param nereye harcanıyor? Bu örnekleri çok görürsünüz dünya genelinde ama şurada Türkiye'nin BİMKO diye bir kurumu var, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Şimdi düzenlediler ama bu ekranı yakaladığım için mutluyum. Sadece arayüzünüz bile eğer kullanıcı dostu değilse gerçekten açık veri, açık kültürlü desteklemiyorsunuz. Yani verinin açılmasına yönelik çok yol kat etmeniz gerektiği anlamıyla. Yani ben buraya BİMKO'ya girdiğimde veri nerededir, şu arayüzleri, bakın şuradaki gördüğünüz bütün bu filtreler falan, her bir tıkladığınızda bir başka kalem açılıyor. Yani en temel şeyden başlayalım. Önce nasıl sunacağız? Ve arayüzümüzü geliştireceğiz. Bu bizim mesela sık karşılaştığımız bir şey. Aynı şey İBB sitesinde de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sitesine girerseniz görebilirsiniz. Yani itfaiye verilerine bakın. Yangın verilerini araştırın. Bulamazsınız. Nerede, hangi bölümde, filtrelemeler sorunlu, ihaleleri bulamazsınız. Yani hani en temel şeyleri, en temel verileri bile ulaşmanız imkansız. Raporlar, PDF'dir, hiç Excel vermezler. Sizin onları kazımanız gerekir. Bu mesela bir örnek, where does my money go? Yani bu bir gördüğünüz gibi her kalemi gösteriyor, bütçeyi gösteriyor, tıkladığınızda hem verisini, her şeyi görüyorsunuz. İngiltere'deki bir örnek, yani eğitime harcanan paranın ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Tıkladığınızda, bu her bir ikonu, size o harcamanın bütün kalemlerini trinap olarak gösteriyor. Bu da aynı şekilde Mısır'da bir gazetecinin turistiyle minik bir ödül aldı galiba. Yani bakın trinap'le bize eğitimimi sağlam, dinamayım, ne tür harcamakmış. Örneklerle gösteriyor. Burada bunu detaylı ekledim ama sonra bakımız için yardım ne kadar hızlı ulaşıyor. İşte başınıza bir şey geldi, bir ambulans çağrıldı, o size zamanında mı geliyor, gelmiyor mu? Bütün ülke, bütün bölgeye göre datası incelenmiş detaylı bir proje. Türkiye'de nasıl yer buluyor? Yani biz ne yapıyoruz? Zaten anlattım ama şu anda yine kendisi belediye başkanı bilemiyorum, güncelleyemedim ama örneğin 2017'de Rize Belediye Başkanı açık işte Strasbourg'da bir toplantıya katılmıştı. Kendisi bir istatistik profesörü. Verilerin ne kadar açımız gerektiği önemli olduğunu ve yerelde yapmak istediğini değinmişti. Böyle şeyleri yakalamak gerekiyor, takip etmek gerekiyor. Ben de kovalıyorum anahtar sözcükleri düzenli olarak. Diğer bir örnek mesela eczacı başından gelmişti. Verileri açmamız, kamu verileri açılmalı. Yani bunun dolaşma sokulması bize değer yaratır. İmkanlar artmaya başlıyor. Yani bugün Dünya Sosyal Kütüphaneci ile ilgili de bu geçerli. Örneğin işte Teknoloji Bakanı şu an tabii değişiklik oldu muhtemelen. Kendisi bir toplantıda yine böyle bir açıklama yapmıştı enerji oturumunda. Hani verilerin açılması önemli, değer yaratıyor demişti. Şeffaf İnternet'in bir raporu var. Yani 2017 rapor ama durum çok değişmedi. Türkiye'de kamusal alan açık verinin ve o ekosistemin gelişmesiyle ilgili birkaç kalemde tarım ve benzeri alanlarda verimizi yayınlasak bile açık lisansını henüz göremiyoruz. Sadece TÜBİTAK'ın yeni bir projesi var. Orada ilk kez bir devlet kurumunda lisans görüyoruz. Onu da paylaşacağım. Biraz önce değinmiştim gerçekten açık mı diye. Bunu hani size bırakacağım. Yani bir Kars örneği görüyorsunuz burada. Toplam borcu görüyoruz. Bir de burada Tunceli Belediyesi'ni. İki örnek sıcak, güncel olsun biraz gülelim de. Eğer sitelerinde yoksa ve eğer PDF değil, PDF ise henüz açık veri statüsünü alamıyoruz. Lisans da değil muhtemelen. Ama bunları mutlaka dijital ortamda olması gerekiyor. Çünkü ben buralarda yaşamıyorum, siz de yaşamıyorsunuz muhtemelen. Yani verinin gerçekten açık olup olmadığını üzerine durmamız gerekiyor. Ama bunlar tabii ki bu çoğu anlamda bir şey ifade ediyor. Yani bu şeffaflığı destekleyen hareketler tabii ki bizim için değerli, yakalamak gerekiyor. Türkiye'den yine hani Türk örnekleri veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir açık veri portalı geliştirir. Lisans göremiyoruz ama verileri indirebiliyoruz. TÜBİTAK'ın araştırma verileri eğitim portalı açıldı. Gerçekten harika. Bir bakarsanız lisans görürsünüz. Bu ilk gördüğüm devlet kurumunda lisans uygulayan sitelerden birisi. Bütün araştırma verilerini orada görüyoruz. Yıllara göre de geriye dönüp de. Yani verilerin tanımı, hazırlanma şekli, işlenmesi, analiz edilmesi hepsini görebiliyoruz. Yani ilgilenenler TÜBİTAK'ın araştırma verileri eğitim portalı diye girerse görebilirler. Portalı linki de burada aktif şekilde yani tıkladığınızda ulaşabileceksiniz. Bu bana sık gelen bir soru. Çoğunu yanıtlayamadım zamansızlıktan ama burada eğer dinliyorsa soru yöneltenler arasında varsa
değinmiş olayım. Bir maddemiz var Türkiye'de. 4736 sayılı kamu ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmet tarifleriyle ilgili bir kanun. Kanun yani işte değişiklik yapılmasına yönelik bir kanun. Hani bu açık verinin geliştirilmesine bir engel mi değil mi diye soru yöneltmişti bana sık sık. Şahsi görüşüm, yani bugüne kadar hiç bu madde, bu kanun karşısında hani hiç engel olarak görmedim. Yani hiçbir şekilde argüman olarak da gelmedi ama hani yasa boşluğu olabilir. Hani birine birisini kullandığında bunu kullanıp kullanacağını bilemiyoruz ama ben bir engel olduğunu ve bu tanıma, açık veri tanıma girmediğini düşünüyorum. O yüzden de hani belki birazcık da araştırmak gerekiyor ve devletin bu kan hakkında ne düşündüğünü doğrudan yazışarak ilerletmek gerekiyor ama ben açık verinin önünde bu kanunun, 4736 kanunun engel oluşturmadığını düşünüyorum. Belki geliştirebilir ve yeniden revize edebilir ama buradan da yanıtlamış olayım bu soru soranlara. İhtiyaçta neler topluyorum? Özür dilerim çok uzattım. Açık veri uzmanı yetişmesi gerekiyor. Yani bu alana hakim olan ve bu alt kategorileri bilen insanlara ihtiyacımız var. İki örnek ekledim ama çok sayısız sosyal ağlarınızdan Open Data Expert diye tararsanız Person bölümünden yüzlerce açık veri uzmanı, açık veri politika geliştiricisi falan görürsünüz. Bizim önce bu alana eğilmek isteyen insanlara ihtiyacımız var. Bu bir, Türkiye'de özellikle boşuna geliştirdiğimiz için buna ihtiyacım var. Ben ağırlıkta journalism, gazetecilik perspektifinden dersleri işlediğim için öğrenci sadece o kavramı biliyor ve tabii ki veri kaynaklarına da ulaşıyor ama doğrudan ben bu alanda uzman geliştireceğim diyebilmesi için o zemini geliştirmek gerekiyor. Yani uluslararası ilişkiler örneğin önemli olabilir. Kamu maliyesi okuyanlar, yani oradan öğrenciler bu tarz kategoriye yönlendirilirse çok büyük bir katkı olacağına inananlardanım. Ve tabii ki konferans yerel ölçekte konferans düzenleyip sorunlarımızı konuşmamız gerekiyor. Bizim ne tür sorunlarımız var ve eylem planı oluşturmak. Yani bir manifestoyla ilgilendiğimizi ve bu alanın yaratabileceği değeri ölçümlememiz gerekiyor. Yani ben ilgileniyorum evet, çevremde arkadaşlarımla birlikte ilgileniyoruz ama bu gerçekten bir mesai ve emek istiyor. Konuşmaktan öteye gidebilmemiz için hep birlikte çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Burada birkaç örnek görüyorsunuz. Mesela konferanslarda yapılan etkinlikler, açık veri, eğitim, ulaşım, kültür, kent, yolsuzluklar yani gibi böyle çok alt başlıklar, cinsiyet eşitliği, suç. Bakın maddeleri incelerseniz çok etkileyici alt başlıklar var. Yani hayatımızda beşeri olan birçok hatta her şeyin içine alıyor. Yani yeniden içinde bulunduğumuz gezegenin tekrar yeniden bir inşası aslında bu verinin yapılandığımız, onu kullanma şekli, kullanacağımız şekli bizim için değer yaratıyor. Bakın Open Data Asya, Karabiyen, Afrika ama Türkiye yani o Avrupa kısmında çok Türkiye'yi göremiyoruz. Yani başvurular da göremiyoruz. Şahsen bireysel olarak yaptığım çalışmalar var ama bu yani kendiniz çalıp kendiniz oynadığınız bir evlenebiliyor. Yararlı olmuyor tabii ki. Bizim hepimizin, birkaç kişinin değil, çoğumuzun ilgilenmesi gerekiyor. İlgilenerek başlamamız gerekiyor. Bir önemli süreç, biraz önce değinmiştim. Türkiye'lik açık yönetim ortaklığına değinmek. Yani onu tekrar belirtmemiz gerekiyor. Nasıl olabilir? Mesela şu anda eğer önünüzde ilgilenen varsa hemen Gmail'e yazıp dijital dönüşüm gov.tr ile ilişkili olan kuruma yazıp Türkiye bu açık yönetim ortaklığıyla ilgili tekrar bir eylem planını tekrar bu deaktif duruma aktife dönüştürmek ister mi? O alanda biz nasıl katkı sunabiliriz gibi bir niyetle gidilip tekrar bu alan belirtilebilir. Yerel ölçekte de yapılabilir bu. Benim birkaç tavsiyem, hani zaten hep değiniyorum ama hükümet verileri açık olmalı meselesinin üzerine gitmemiz gerekiyor. Maddeler hazırlamak gerekiyor. Yani Amerika, Almanya'da böyle görüyoruz ama Türkiye'de de olsa çok iyi olur. Yani bütün kurumlardan bağımsız olarak verimizi yöneten bir bakanlık ve bir yönetim ya da bir birim olsa çok iyi olur. İşte dijital dönüşüm GOV aslında bu işe hizmet ediyor ama onu daha iyi duymak, daha iyi yapılandırmak ve biraz daha dışarıdan katılım sağlamak gerekiyor. Üçüncüsü açık veri beyannamesini kabul ettirmek gerekiyor. Bunu Türkiye'ye göre de değerlendirmek gerekiyor. Ama sadece devlet izni değil, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu şekilde gidilebilir ya da Ankara Büyükşehir'de gidilebilir. Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e, Konya'ya yani yerel ölçekli kendi bulunduğunuz ağdaki kurumlarla da aynı şekilde bir niyet mektubuyla açık veri beyannamesini yarattığı etki farkındalığı belirterek de bir
dirsek temas iletişim kurulabilir ve en önemlisi de bunu bu dirsek temas kurulurken onlara hangi verilerin açılması gerektiğine dair bir ön hazırlık, bir ne derler ona, fizibilite çalışması yapmak gerekir. Yani örneğin yaşadığınız yer eğer sizin İstanbul Sultanbeyli ise Sultanbeyli'nin en önemli sorunu nedir ve bu sorunu çözmede verinin etkisi nedir ve ne tür bir katkı sunar gibi bir çalışma yaparak gitmek o yerel yönetimin alacağı kararlarda etkili olacaktır. Ama siz direkt açık veri önemlidir, bakın böyle örnekler var dediğinizde biraz askıda kalabiliyor. Yani tecrübelerden yola çıkarak paylaşıyorum. Biraz daha somut, daha gerçekten hayat bulmuş, verinin sosyalleştiği örneklerle gitmek gerekiyor. Ve tabii ki dezavantajlı gruplardan da başlamak önemli. Bu da önerilerimden birisi olsun. Ve tabii ki lisansların önemi. Bunu başardığımız gün bir kendi içinde bir değerim yaratabilir diye düşünüyorum. Sonlandırırken açık veri konferansından bahsedeyim. 2016'da böyle bir konferans düzenledik ve TÜBİTAK'tan bir uzmanı da getirdik. Yani bu hala bir başarı olarak görüyorum. Bayağı bir yarım gün açık veri konuştuk. Ama tabii ki kendimizi etkiledik ve kendimizi aydınlatmakla geçti. Çok Türkiye'de bir etki yarattığını emin değilim. Ölçekleme şansım olmadı. Bugüne kadar birçok kaynak, kitap, yani eğitim ve eğitici materyal geliştirdik diyelim. Kendim de bizzat geliştirdiğim şeyler oldu. Mesela açık veri sözlüğü çevirdik. Veri okuryazarlı el kitabı hazırlandı. Şu anda bir veri sözlüğü hazırladım. Açık veri el kitabı hazır. Yani bir sürü kaynağı Türkçeleştirdik. Kendi yazdığım içerikler var. Yani bu konuyu, bu alanı konuşuyoruz, içerik geliştiriyoruz ama bu yeterli değil. Evet, artık farkındayız. Yapmamız gereken şey bizim yavaş yavaş veri üreten ana merkezlerle iletişim kurmamız gerekiyor ve onlarla nasıl bundan değer yaratırız, bu veriyi açarız, bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. El kitabı açık, herkes ulaşabilir, her yerde var. Biz bu BOYT Veri Okuryazar Derneği üyeleri, her biri veriden çalışan, yüksek lisanslı veri gazeteciliği, veri görselleştirme, kişisel veri, halkla ilişkilerde veri güdümü düşünme gibi çalışmalar yürüten kişilerden oluşuyor. Bizim de yürütmeye çalıştığımız bazı projeler var. İşte doğrudan açık veriyle destekliyor. Yani işte değerli veri projesi, verinin yapılandırılması, açılması, API'lerle ilgili yerel endeks. Bunu neredeyse oluşturduk. Bir konferans düzenleyeceğiz. Veri konferansı Eylül'de, Kıbrıs'ta. Bu vesileyle herkes davet edeyim, herkes açık olacak. Yani hem açık veriyi konuşacağız hem de verinin yapısını konuşacağız. Ve modüller geliştiriyoruz. Ben şu anda bir modül üzerinde çalışıyorum. Yani içine dahil olmak isteyenler gelebilir ama sanırım Temmuz Ağustos gibi tamamlanacak. Yani verinin açılması, temizlenmesi ve lisanslarla birlikte örnekleri kapsıyor. Bu hem sivil toplum hem akademiyi hem de gazetecileri içine alan örneklerin olduğu bir eğitim dersler. Buraya birkaç kaynak attım. Bu nedir işte, uluslararası sistemin popüler fenomeni denen işte açık veriler. O rapor çok güzel, çok geniş çerçeveye bakıyor, Avrupa Birliği için alıyor. Terimler sözlüğü geliştirdim. Hani biraz daha termişe hakim olmak isterseniz diye eklemiş olayım. Bir de kapatırken şunu belirteyim. Hani bülten üyeliğinin bu alana nasıl başlarız, nereden okuruz derseniz biz yaklaşık 30. sayısına gelecek, 27-28 olabilir. Veri bülteni yayınlıyoruz ve orada açık veri kategorisi de var ve veri seti kategorisi de var. Çünkü ona es geçemezsek data literacy kapsamında açık veri de bu kategorilerden birisi bence. Veri bülteni üyeliğini üyelik yapabilirsiniz. Ücretsiz, her pazar yayınlanıyor. Bir de aşağıda hani kendiniz eğer gerçekten bu alana ilgileniyorsanız çok kapsamlı ve detaylı hazırladığımız bir anketimiz var. O anket özel öğrencilere şimdi uygun olmayabilir ama sektörde olan, akademide olan, sahada çalışan insanların hani kendi seviyenizi anlamak istiyorsanız, hani veriyle ilişkiniz nasıl, bunu anlamak istiyorsanız böyle bir anket hazırladık. Bu böyle devam açık yani. Dilendiği zaman anketi yanıtlayabilirsiniz. Çünkü açık veriyle çalışmadan evvel bizim veriyle ilişkimizi de biraz sorgulamamız gerekiyor. Yani çok fazla coğrafyada çalışmalar yürütme şansım oluyor. Sanırım Türkiye verisini anlamada yorumlayıp ondan değer yaratmada çok ileride değil. Hani ezberci kültür mü, matematik olan ilişkimiz mi bilemiyorum ama yani ben şahsen biraz çok temele inmek zorunda kalıyorum bazı eğitimlerde. İnanıyorum ki siz de bu perspektiften bakarsanız hani verin açacağız ama yerelde nasıl çalışacağız sorusunu önce belki biraz biz ne kadar bu alanı anlıyoruz, kantitatif detaylı ne yapıyoruz bunun üzerinden yürümek gerekebilir.
Teşekkür ederim. Beri Can'dır diyoruz. Ve sanırım süremi bitirdim. Tam bir saat. Çok uzun oldu. Hazırlıyorum. Teşekkürler. Rica ederiz Pınar Hocam. Bu gerçekten zengin içerikli sunumumuz için ben teşekkür ediyorum. Ben de bölmek istemedim çünkü hepsi birbirinden değerli. Sunumda da zaten daha fazla detaylı bilgi var. Eminim sonradan sunuma ulaşanlar da linklere ulaşarak vesaire daha fazla bilgi alabilir. Ben bu arada biliyorum ki siz saat başında bir başka toplantıya koşacaktınız. Şu an saat 3 geçiyor. 2 dakikanız daha varsa belki bir sorumuz var. Hem onu alırız. Hem de bir yandan da ben toparlamak adına da daha doğrusu katkı olması adına şeyi tekrarlamak istiyorum. Veri dediğiniz gibi her alanda gerçekten önemli hepimizin. Çünkü her birimiz birer veri üreticisiyiz ve aynı zamanda kullanıcısıyız. Sadece veri gazeteciliği için değil ya da sadece araştırmacılar için değil biz. Çünkü açık bilim altında da bu konuda çok çok tartışmalar yapıyoruz, konferanslar düzenliyoruz vesaire. Her kişinin her alanda aslında işte eğitim müfredatlarına eklemesi için, kendi hayatını buna adapte edebilmesi için verinin özellikle kullanıcı dostu veri konusunda hepimizin daha bilinçli olması gerekiyor. Meral Hanım'dan bir soru var. İsterseniz kayıt için de bir hem okumuş olayım. Verinin lisanslı olduğunu nereden bileceğiz diyor Meral Hanım. Belki kısaca bir yanıtlamak isterim. Tabii ki. Yani örneğin ben hemen buradan siteyi açalım, bir siteyi. O sitenin mesela en altında zaten bize lisansını belirliyor. Yani kullanma şartlarını incelediğimizde sitelerde onu görebiliyoruz. Yani doğrudan buradan bir örnek bulmaya çalışacağım ama hemen lisanslı sitelerde hepsinde en alt kısmında kullanım koşullarını görüyoruz. Ve lisanslarını görüyoruz. Mesela işte şurada bu açık veri ulak bilim kopteli. Gördüğünüz gibi bize burada lisans kullanmış byline not commercial görüyorsunuz değil mi? Yani şurada lisans tıkladığımızda da bize lisansa yönlendiriyor. Lisansımızda da hatta şunu da belirtmek isterim. Yani eğer eğitim ayağındaysanız ben öğrencilere blog, dijital içerik üretim derslerinde yani hiç gazeteci ilgisi yok. Sitelerini, bloglarını lisanslamalarını öneriyorum. Böylece sitelerini de bu kültürü de anlamış olabilirler. Doğrudan evet. bu yani işleri yok ama o lisansları sunarak hangisini kullanırsınız diye de yönlendiriyorum. Bakın buradan Meral Hanım görebilirsiniz. Örneğin biz veri portalı yani Tarım Orman Bakanlığı'nın sitesine girdiğimizde tamam açıyor ve bir yerde açık veri diyor, bir yerde veri portalı diyor ama lisansını çok göremiyoruz. Hatta yok. Ama burada doğrudan açık veri ulak bilim gov.tr'ye girdiğimizde Türk örneğinden biri. Bakın aşağıda bize lisansları veriyor. Ayrıca lisansın gördüğünüz gibi atıf gayri ticari türetilemez diyor. Devam ediyoruz. Bakın ilk bize lisansı da gösteriyor. Bu şekilde öğreniriz. Yani kullanım koşulları eğer altta göremiyorsanız zaten bak sormanız da gerekir. Evet, hem tek tek veri setleri için hem de bu tür aslında portalın tamamını hangi lisanslı olduğunu görebiliyoruz. Sunuma nasıl ulaşabiliriz diye sormuş bir katılımcımız. Hemen şimdi ben burada. Pınar Hanım hem buradan evet paylaşacaktır hem de sonuçta biz. Buradan hemen chat'e. Evet, video ile birlikte de bu linki herkese bir şekilde herkesin erişimine sunacağız. Ben katılımcılarımıza da hem zamanları için hem de sabırla bizimlerle birlikte kaldıkları için teşekkür ediyorum gerçekten. Farklı sorularımız olursa zaten Pınar Hanım'a her zaman ulaşma şansımız var. Bir biçimde blog postumuzda da sonuçta var erişim bilgileri ama bize bile ulaşsanız sonuçta Pınar Hanım'a ulaştıracağız sorularınızı. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Evet. Ben de teşekkür ederim. Özür dilerim. Yok rica ederim. Doğrudan ben tweet'e atacağım da etiketleyip. Hani öyle yapabilirim. Şu an buradan bulamadım. Şimdi birazdan hemen tweet atacağım. Twitter'da tamam. Pinardak şu. Pinardak et Pinardak diye. Oradan atacağım. Ben de size çok teşekkür ederim bu imkanı sağladığınız ve sunduğunuz için İKAY'ın Orçun Hocam. Gerçekten benim için de zevkli ve keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Orçun Hocam bir şey söylemek ister misin kapatırken? Ben çok teşekkür ediyorum Pınar Hocam'a. Sağ olsun. Bu seminer de bize çok önemli bilgiler aktardı. Veriyle ilgili olan diğer çalışmaları da biz takip ediyoruz. Ben bültenleri keyifle okuyorum. Herkese o bültenlere üye olmalarını aslında tavsiye ediyorum. Ömer'in
önümüzdeki zamanlarda da bir araya geleceğiz. Hem Creative Commons toplantılarında hem de diğer etkinliklerde. Umarım bütün katılımcılar da faydalanmıştır. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki webinarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.